Borçlu hissetmiyorum. Atatürk gibi bir adamın motivasyonu da bana çok garip geliyor. Tabii bu adamlar asker. O mentaliteyle yetiştiriliyorlar. Yani Atatürk krem de öyle krem bir adam. İstese Fransa'ya gider çok rahat yaşardı. Ama adam tuttu, tutturmuş Türk milletini kurtaracağım diye. O kadar suikast girişimine, ölüm tehdidine rağmen her şeyi göze almış. Görevinden istifa etmiş. Hani tamamen gemileri yakmış. Ben bu milleti kurtaracağım diye. Abi şeriatçının Allah'ı olsanız Atatürk'e borçlu hissedersiniz. İstersen dedesi denize dökülmüş bir Yunan'ın torunu ol. Türkiye'de yaşıyorsan Atatürk'e borçlu hissedersin. Ve işte anlayamıyorum Atatürk'ün o motivasyonunu. Önceden anlardım. Ama artık ben de milliyetçilik kalmadı. Üzgünüm. Üzgünüm bunun için. Gerçekten üzgünüm. Yedi bitirdi Türk milleti bunu. Yedi bitirdi. Ülkeye bağlılığımı yedi bitirdi. Ki biliyorsunuz ben lisede MİT'te çalışmayı falan hayal ediyordum. Söylemiştim yani ben. Vatan millet kafasıyla falan. Oradan buraya geldim işte. Bu kadar soğudum. Türk milletinden. Milliyetçilik kolektivist bir harekettir. Aynı anda milliyetçiliği savunacağını zannetmiyorum ama vatanseverlik ayrı bir şey. Şey diyordu mesela. Vatansever duygularla orduya yazılan, gönüllü olarak orduya yazılan bir asker kendi değerlerine göre hareket ediyordur, tutarlıdır diyor. Çünkü onun içinde vatanı önemli. Ona da değer veriyor. Ama milliyetçilik dedin mi o biraz değil, biraz değil. Bayağı kolektivist bir hareket. Yani patriotizm ile milliyetçilik farklı şeyler.